Elazığ depremine düğünde yakalandılar. En mutlu gecelerinde kabusu yaşadılar. Türkiye'nin konuştuğu o çiftin, Şule ile Halil'in tek tesellisi, düğüne katılan 500 davetlinin burnunun bile kanamaması. Benim düğünüm dedim Elazığ sallayacak. Gerçekten de sallandık yani. Damatlık şu rafta. İşte Türkiye'nin konuştuğu çifti bulduk. Damat Halil, gelin Şule. Halil bir düğün yapacağım, Elazığ sallanacak dedi. Elazığ sallandı ama hiç de hayal ettiği gibi olmadı. Düğün günü sallandık, deprem oldu. Elazığ 24 Ocak günü 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşadı. O kabus dolu gecede Şule ve Halil çifti de dünya evine gireceklerdi. Şule gelinliğini, Halil damatlığını giydi. Her şey güzel olacak. Saat 18'de düğün başladı. Her şey güzel giderken bir anda ortalık ana baba gününe döndü. O an dedim tamam biz gittik yani, daha bu bina ayağa kalkmayacak diye. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Şule gelinlikle, Halil damatlıkla kaldı. Görümcem yanında dedi deprem oluyor dedi. Ben dedim hayır deprem olmuyor dedim. Ben oynuyorlar falan, o an anlayamadım. Herkes bir anda kaçışmaya başlayınca Şule korkudan düğün salonunda bayıldı. Ben orada zaten bayılmıştım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sandalyenin üstündeydim. Kolonya falan tutmuşlar. Direkt sarıldım kendisine, sarıldım. Korkma, yanındayım yani. Herkes kapıya doğru yönelince izdiham oldu orada zaten. En son eşimle ben kaldık kolonların orada. Kolonlara tutunuyor eşim zaten. Davetlilerden biri de enkaz altında kalan Meriç Dişli ve ailesiydi. Dişli o enkazdan sağ kurtuldu ama eşini, oğlunu ve doğmamış çocuğunu kaybetti. Meriç abi, onları da davet etmiştik biz düğünlerimize. Hatta Meriç abi mesela takısını, yani hediyesini bile göndermiş. Ama rahatsız olduğu için mesela gelememişlerdi. Çok üzülürüz. Uyuyamıyorum. Çiftin tek tesellisi Elazığ'da enkaz olan binalardaki yaşayanların onların düğününe davet edilmesiydi. Yani onların sayesinde yüzlerce kişi kurtuldu. O 500 kişinin burnu bile kanamaması, yani tek benim mutluluğum o. Ya çok emek harcadık, borç falan oldu. Her şey yok oldu. Hem evimiz yok, ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. İster misin şöyle bir düğün daha olsun? Hayırlısı olsun, bilmiyorum şu an. Hani borç falan da var, nasıl yapacağız bilmiyorum.